Merhaba dostlar. Şimdi saç açma işlemi yapacağız. Bu hanımefendinin saçlarını daha önce açmışlar. Ombre yapmışlar. Kuaför, sevgili kuaför dostlarımız. Görüldüğü gibi yeşil yapmışlar. Dipler bakır. Bakır diplerden kendi saçı çıkmış 1 santim. Ve uçlarda gördüğünüz gibi yeşil. Önce diplerini kırma işlemi yapacağız. Bu bakırlığı alacağız. Daha sonra tekrar ombre işlemi yapacağız. Bakalım sonuç ne olacak. Şimdi açma işlemi, kırma işlemi dediğimiz işlemi yaparken yine daha önce soran arkadaşlarımız vardı. Boya sürme ile ilgili daha önceki videomuzda gösterdiğimiz gibi aynı şeyler yapabiliriz. Aynı şekilde sürebiliriz. Çünkü platin rengini açmayacağız bu saçı. Sadece bakırlığını almak için kırma işlemi yapacağız. O yüzden yine aynı şekilde yapıyoruz. Açılmasını, rengini kırılmasını istediğimiz yere kadar sürüyoruz. Normalde diplere sürmememiz gerekiyor. Şuradan yarım santim bırakmamız gerekiyor. Çünkü hem dip saç derisini tahriş edecektir. Hem de dipte kızarıklık oluşturacaktır. Fakat biz sadece 2 ton açmayı istediğimiz için %3'lük volümle çalıştığımız için sıkıntı yaratmayacak. Boyadan hiçbir farkı yok. Ne saça ne de saç derisine zararı olacaktır. Ama mümkün olduğu kadar kaçınırsak diplerden daha faydalı, daha konforlu müşterimiz için olacaktır. Önlerden başladım sürmeye. Esasında size hep söylenmiştir tepeden başlayın sürmeye diye. Fakat önden de başlayabilirsiniz, tepeden de. İkisi de sıkıntı olmaz. Bana sorarsanız önden başlamak daha mantıklı. Hatta enseden başlamak en doğrusu. Çünkü ensedeki saçlar daha kalındır, daha koyudur ve açılması daha zor olandır. Fakat sürüş konforu açısından önden başlamak daha kolay olduğu için sürüyoruz. Ama yeni başlayan arkadaşlara, yeni sürenlere ve öğrenen arkadaşlara enseden başlamasını tavsiye ediyorum. Tepeden değil. Tepeden başlamıyoruz. Çünkü tepeden başladığımız zaman burada beyin olduğu için direkt ısınmaya ve direkt buradaki boya işlemeye başladığı zaman hemen orası renk alacaktır. Daha sonra diğer yerler farklı renk olacaktır. Biz bu riskleri bilerek ve bunları geçmiş tecrübelerimizden değerlendirerek bunları telafi edebiliyoruz. Ama doğrusu, en doğrusu enseden başlamaktır. Saçı buradan ayırıp buraya sürüp sonra yanlara sürüp en son tepeye sürmektir. Tabii her zaman en doğrusunu yapmıyoruz. Kimse yapmıyor. Çünkü pratiklik de lazım. Çünkü az önce hanımefendi ile yapılacak işlemi söylediğim zaman 2 saat süreceğini söyledi. Ve çok uzun sürüyor dedi. O yüzden o söylediğim işlemi yaparsak çok uzun sürecek. Biz de ne yapıyoruz? En pratik yolundan en iyi sonuca ulaşmaya çalışıyoruz. Yakından alabilirsek normal boyada bu şekilde sürüyorduk. Şimdi tam tersini sürüyoruz. Tam tersini sürme sebebimiz bu geçişlerde, göstereceğim şimdi. Şuradaki geçişlerde böyle yaparsam çizgi şeklinde, alıyor muyuz burayı? Evet. Çizgi şeklinde iz kalır. Bunu istemiyorum ben. O sebepten dolayı yukarı doğru bakın. Kendiliğinden doğal bir geçiş oldu. Bunu en başta zemini hazırlarken yaparsak daha sonraki yapacağımız, geçeceğimiz işlemlerde de bize kolaylık sağlayacaktır. Bu sefer oradaki izi yok etmek için uğraşmamız gerekmez. Az önce söylediğim gibi bakın buradaki saçlar daha koyu.
aynı boya sürülmüş, aynı zamanda yapılmış ama daha koyu. Bu neden kaynaklanıyor? Bu saçın yapısından kaynaklanıyor. Herkes de böyledir. Sadece bu müşterimiz için geçerli değil bu. Tüm saç tiplerinde, kafa tiplerinde aynı şey geçerlidir. Buradaki bizim temel amacımız bu saçı 2 ton kırmak, bakırlığını almak. Tekrar söylüyorum, %3 volümle çalıştım. Ense diplere çok yedirmiyorum. Bu şekilde tarakla geçiyorum. Çünkü yıkama esnasında da buradaki boyayı arıtmak zor oluyor. Ve burada bu şekilde bir geçiş yaparsak hem de izden kurtulmuş oluruz. Diplere geçtim. Şimdi biraz ortalara doğru çekiyorum. Tarakla da çekebilirim bunu. Boyayı sürerek de çekebilirim. Her ikisini de kullanıyorum. Şu dibi alabilir miyiz? Burada az önce yarım santimden daha kısa bir mesafe bırakmıştım. Bu hala duruyor. Bunu yıkamaya 10 dakika kalaya kadar bırakacağız. Yıkamaya 10 dakika kala elimizde tüm saça friksiyon yapacağız. Kuaför arkadaşlar friksiyonun ne demek olduğunu bilirler. Zaten bizim gösterdiğimiz işlem profesyonellerin yapabileceği işlem. O zaman uyaralım. Lütfen evde denemeyiniz. Zemin sessiz, müzik yok arkadaşlar. Çünkü YouTube kabul etmiyor arkadaki müzik seslerini. Onlardan para istiyor bizden. O yüzden sessiz çekiyoruz. Daha önceki videolarımızda da gördüğünüzde zaten ya sessizdir ya da saçma sapan müzikler vardır. Kendi sesimiz yoktur. Salonda dinlediğimiz müzikten bile YouTube bizden para istiyor. Evet, saçımız şu an 1 ton açıldı. Arkaya geçene kadar. Ama şu an tam istediğimiz noktada değil. 2 ton daha açacağız. Hala bakırlık var. Açma işlemi yaparken arkadaşlar her zaman istenilen renkten veya istediğimiz renkten 1 ton daha açığına yap. Zeminini hazırlayalım. Evet, ilk sürdüğümüz yerler neredeyse tam istediğimiz gibi olmuş. Çok sıkıntı yok, çok güzel. Volümümüz düşük olduğu için müşterimiz hiç rahatsız olmuyor. Eğer yüksek volümle çalışsaydık burada, müşterimiz yanıyor, acıyor, dipleri kaşınıyor. İşte alerjik durumuna göre 1000 tane şey söyleyip daha baştan işleme başladığımız andan itibaren rahatsız olmaya başlardı. Müşterimizin rahatsız olması da zaten bizim rahatsız olmamız demek. İyi bir hizmet veremememiz demek. Müşterimiz ne kadar rahat olur, ne kadar rahat ettirirsek o kadar da bize rahatlık olarak geri döner. Biz de ne kadar kafamız rahat çalışırsak o kadar güzel neticeye gideriz. Bu şekilde devam ediyorum. On dakika sürecek bu işlem. Uzun sürmeyecek. Sürdükten sonra 10 dakika bekleteceğim. 10 dakika sonra diplere karıştıracağım.
Birkaç dakika daha öyle bekleteceğim. Uçları açmayacağım. Uçlar şu an zaten istediğimiz renkte. Zaten tekrar işlem yapacağız. Fakat hafif bir karıştıracağım. O da daha önceki renk pigmentlerinin açılması için. Sonraki aşamada yapacağım işlemde bana kolaylık sağlasın diye. Tamam, buradan kapat.